الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسيلة فليورثها صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Muhterem Müslümanlar, Yüce Rabbimiz kusursuz bir kainat yarattı. Uçsuz bucaksız bu kainatta dünyayı kulları için en güzel bir şekilde var etti. Onun imar ve ihyasını cennetten yeryüzüne indirdiği ve halifesi kıldığı biz Ademoğluna emanet etti. Hak duyarlılığı ve sorumluluk bilinciyle çevremize muhabbet ve merhamet beslemeyi, onu koruyup gözetlemeyi emretti. Her alanda olduğu gibi doğal kaynakların kullanımında da israf, sömürü ve açgözlülükten kaçınmayı öğütledi. Aziz müminler, Allah'ın yarattığı kainatı okuma ve anlamlandırmada en güzel rehber sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun tabiata bakışı ibret, hikmet, rahmet ve tefekkür merkezlidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de ve Medine'de haram bölgesi ilan etmiş, bir bakıma doğal koruma alanları oluşturmuştur. Akıp giden nehirden abdest alırken dahi suyun israf edilmemesini emrederek suya vefasını göstermiştir. Uhud bizi sever, biz de onu severiz diyerek dağa muhabbetini izhar etmiştir. Kıyamet kopuyor olsa dahi elinizdeki fidanı dikin buyurarak tabiata karşı sorumluluğumuzu hatırlatmıştır. Bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkun uyarısıyla mümine yakışanın bütün canlılara merhamet olduğunu beyan buyurmuştur. Kıymetli Müslümanlar, son iki asırda insanlık ailesi maalesef kendisine emanet edilen dünyanın kıymetini bilemedi. Tabiatın dengesini bozdu. Çevreyi hoyratça kullandı. İsraf ve savurganlıkla her türlü nimeti sınırsız bir şekilde tüketti. Neticede devasa boyutlara ulaşan çevre sorunlarına maruz kaldı. Temiz havamız kirlenmeye devam ediyor. Nefesimize nefes katan ormanlar yok oluyor. Sadık yarimiz topraklar çöle dönüyor. Hayat pınarımız sular kuruyor. Denizlerimizin ve okyanuslarımızın düzeni altüst oluyor. Can taşıyan nice tür yok olup gidiyor. Hasılı dünyamızın dengesi her geçen gün daha da bozuluyor. Değerli müminler, kainatı hassas bir denge üzerine yaratan, kainat ve içindekilerin dengesini koruma görevini insanoğluna veren Rabbimiz, Yüce Kitabında bakınız ne buyuruyor? İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Böylece Allah dönüş yapsınlar diye işlediklerinin bir kısmını onlara göktattırıyor. Evet, ayet-i kerimede buyurulduğu üzere dünyanın dengesi insan eliyle bozuldu. Bugün bize düşen İslam'ın insanlığa takdim ettiği çevre ahlakını yeniden kuşanmaktır. Dünyanın sahibi değil, emanetçisi olduğumuzu aklımızdan çıkarmamaktır. Cenab-ı Hakk'ın kainata koyduğu hassas dengeyi bozmamaktır. İsraf ve açgözlülük hastalığından kurtulmak, kaynakları ölçülü kullanmaktır. Bir lokma ekmeği, bir damla suyu dahi heba etmemektir. Teknik ve mesire alanlarında daha bir duyarlı davranmak, çevreyi gözü gibi korumaktır. Arkamızda yaşanılabilir bir dünya bırakmak için sorumlu davranmaktır. Unutmayalım ki çevreyle ilgili hassasiyet Rabbimizin emanetine hakkıyla riayet ve gelecek nesillerin hakkını teslim etmektir. Yüce Rabbimiz bizlere daima
her türlü kötülüklerden muhafaza eylenerek bizleri duayı, tabiatı korumayı bize nasip eylesin inşallah. Emanet bilinciyle hareket edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Cumamız mübarek. Ömrümüz ibadetlerle uzun, kazancımız bereketli olsun. Ve kâle aleyhissalâtu vesselâm. Hattâ ibn-i kemen lâ zembele. Estağfirullahaladzim ve etûb-i ileyh. Ve eshellullahi aleyhi ve lekum mutevfîr. Amudu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indellâhi'l-islâm.